Soygun ekibinin beyni. Profesör kimdir? Önce kısaca Sergio karakterine can veren Alvaro Morte'nin kim olduğunu kısaca özetleyelim. 23 Şubat 1975'te İspanya'nın Cadiz şehrinde doğdu. İletişim mühendisliği okuduğu sırada hayatı tiyatro ile kesişen ve hayatının masa başı bir işte geçirmek istemeyen Morte okuduğu bölüme devam etmeyerek doğrudan tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Finlandiya'da Tempere Üniversitesi'nde Shakespeare üzerine çalışıp uzmanlaşan Morte, oyunculuk eğitimini Finlandiya'da aldı ve dereceyle mezun oldu. İngilizce ve Katalanca'yı ana dili gibi konuşan Morte, 2002'den beri İspanya'nın çeşitli TV dizilerinde önemli roller aldı. Birçok dizide aldığı roller ile ününe ün katan Morte'nin yıldızı Asıl La Casa de Papel dizisinde profesör karakteriyle parlamıştır. Şimdi biraz profesörden bahsedelim. İspanya Kraliyet Darphanesi soygununu organize etmekten sorumlu kişinin ta kendisidir. Ekibin beyni. Daha sonra Berlin tarafından planlanan İspanya Bankası soygununu yönetti. İşlerinin tamamını perde arkasından kontrol edebilirken polislerle de oynadı ve istediği her şeyi onlara yaptırabildi. İnsanlardan önce düşünebilen, adımları daha önceden takip edebilen, 2-3 farklı dil konuşabilen, teknolojik aletlerin tümünü kullanabilen, stratejik hamleleri kusursuzca planlayan çok zorda kalması durumunda kendisini koruyacak kadar döviz sanatlarına hakim, bir ekibi hatasız yönetebilecek seçili insanlardan birisidir. Soygun sırasında bir şekilde Raquel'e yakınlaşmayı başardı. Çift sonunda aşık oldu ve işler karmaşıklaştı. Raquel ilerleyen zamanlarda çeteye Lisbon kod adıyla katıldı. Sergio yürürken kollarını çok az salladığı için biraz karmaşık bir görüntü verir. Resmi bir takım elbise, palto ve gravat olmadan onu görmek zordur. Ancak kimliğini tespit ettirmemek için bazen çeşitli kılıklarda, farklı ortamlarda gözüktüğü de bilinmektedir. Ekipte bir sabıka kaydı olmayan, kimliğine ulaşılamayan tek kişidir. Oldukça zeki ve titiz olan Sergio, birkaç yıl süren soygun planının ardından tarihin en büyük soygununu yapmaya çok kararlı adımlar atar. Hayalindeki ekibi bulmak için büyük zaman ve çaba harcar. Temel kurallar ile birlikte herkesi 5 aylık katı bir programa sokar hayat hikayelerini anlatmayı, sır vermeyi ve özellikle birbirleriyle duygusal ya da cinsel yakınlaşmayı katı bir şekilde yasaklar. Tabii bunun önüne fazla geçemez. Aslında hiç geçemez. <laughs> Ancak ileri görüşlü yaklaşımları ve adımları ekibi her durumda plana bağlı kalmaya teşvik eder profesör müzakere taktikleri, polis stratejisi, silahlar, kolluk kuvvetlerinin tümü, rehine krizinden kaçınma, sahtecilik, hırsızlık ve banka soygunları konusunda olağanüstü bir bilgiye sahiptir. Ayrıca insan psikolojisinden derinlemesini anlamaktadır. Planlarının bir büyük çoğunluğu polis, hükümet ve halktan beklediği tepkilere bağlıdır. Aleyhinde giden birçok onayı lehine çevirmeyi başarabilmektedir. Doğuştan gelen liderlik vasfı ve her koşulda sakin kalabilen tavrı ile Önce takımının içinde olan çatışmaları çözmesine yardımcı olur. Ekip üyeleri onun planlara karar verme yeteneğine sonsuz güven duymaktadır. Takım her zaman kriz anından kurtulmak için profesörün aldığı kararlara güvenmektedir. Sergio kendisini bir sonuca varmadan önce her zaman dikkatli bir şekilde hesaplaması gereken bir satranç oyuncusuna benzer bir stratejist olarak düşünür. Bu da durumlar ters gittiğinde hızlı ve net karar vermesini sağlar. Ayrıca dövüşlerde rakiplerini kolayca bastırabilecek kadar dövüş sanatlarından anladığından bahsetmiştik. Saklandığı yerde mutlaka bazı aletler ve kum torbası bulunur. Sürekli sert idmanlar yapar. Kendisini her koşulda daima hazırlar. İnsanlık tarihinin en büyük soygununu planlamasına rağmen profesör katı ahlaki ilkeler barındırır. Soygun için tek hayatta kalma olasılığı gibi görünse de Rakuel'in annesini öldürmekten kaçınmıştır. Kan dökülmemesinin soygunun en önemli kuralı olduğunu hep belirtir. Ancak bunun sadece kamuoyuna dikkati alarak mı yoksa ahlaki bir çeşit bakış açısından mı ortaya çıktığı belirsizdir. Kişisel ilişki ve samimi arkadaşlık yok kuranını benimsemesine rağmen ekip üyeleriyle büyük bir şefkat ve sevgi beslemektedir. Hatta Nairobi vurulduktan sonra sinir krizi geçirmiş, kendini kaybetmiş ve belki de hayatında ilk defa yanlış kararlar almaya bu derece yaklaşmıştır. Ekipteki herkese karşı yakınlığı ve duruşu aynıdır. Hepsini çok sever ve onlar için hep iyisini düşünür. Onunla duygusal ilişki yaşamak için adım atan Tokyo'da, Nairobi'ye de karşılık vermemiş, tek ilişkisini Rakuel ile yaşamıştır. Ekiptekilere karşı her zaman bir ağırlığı ve duruş olmuştur. Düşmana karşı her zaman en sağlam silahının zekası olduğunu ispat etmiştir. Gelecek sezonu da merakla beklemekteyiz. O vakte kadar bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. İstek ve önerilerinizi yorumlarda ya da instagram adresinden belirtebilirsiniz. İyi seyirler.